Evet, o. Havadan kedi düştü. Ne olur ki bizde başka zaten. Girdim. Evet. Merhaba çocuklar. Hoş bulduk. Seni beklerken havadan kedi düştü. Nasıl yani? Şeyden, kitaplıktan. Muffin mi? Muffin tabii ki. İyi üstüne düşmemiş. Evet, yani her şeyin üstüne düşebilirdi falan. Büyük su bardağının falan düşünsene. Tabii. Evet. 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 Nerede kalmıştık? Devam edelim mi? Evet, leitmotif şey müzik diyordun sen. Çok güzel. Evet, o edebiyatın müzikten yani müzikten edebiyata geçmiş bir şey. Nasıl ki işte herhangi bir bestede tekrar eden nota kalıpları ya da işte onlara ne deniyorsa artık müzik bilgim çok kıttır. Müzik kalıpları varsa piyasa işi ya da daha popüler şarkılarda işte nakarat dediğimiz türler gibi. Aynı şekilde bunun metne sirayet yani edebiyata geçmiş kısmı bir nakarat gibi ya da bir notanın bir melodinin tekrar melodi. Melodinin tekrar etmesi gibi metnin içinde tekrar etmesi ve dilin de müziğine, fonotiğine çok katkısı olan bir şeydir bu. Doğru bir şekilde yapıldığı zaman tabii ki. Yoksa ben hadi bu metinde bir leitmotiv yapayım diye olacak şey değil. Çünkü her anlatım biçimi buna uygun olmayabilir. Her dilin fonotiği, anlatının müziği de buna uygun olmayabilir. Mesela Son Bakış bunun için çok uygundu. Çünkü zaten Tina'nın zihninden akanlar çok döne döne devinken müzikal bir anlatımı vardı. Zaten sen zamanı ölçmek için bir şarkı kullanmıştın, müzik kullanmıştın. Dolayısıyla da burada teknik olarak da bunu kullanman aslında tamamlayıcı bir şey. Yani hem dilin akışı çok müzikaldi, bu bir ayak. Sen zamanı ölçmek için müzik kullandın. Bu ikinci ayak. Üçüncü ayak olarak da leitmotiv kullanmış olmandı. Evet. Yani dolayısıyla bir leitmotif kullanacağım deyip hadi canım öyle bir şey çekti diyerek yapılan bir şey değil. Aslında bütün anlatım biçimlerinde biraz böyle bir şey var. Yani her şeyi aslında metnin kendi gereklerine göre yapmak gerekiyor. Yani orada da aslında bazı şeyleri de tabii sezgisel yapmışım. Onu da fark ediyorum. Yani çok müzikalitesi olan bir dil çıktı. O kendiliğinden oldu. Bunu kurmamıştım, planlamamıştım. Ama evet dediğin gibi yani Pink Floyd'un şarkısının metnini zeminine döşemek ve onu bir ne kadar zaman geçtiği anlamamız için bir çizelge gibi hayal etmek bu anlamda bilinçli yapılmış bir şeydi. Ama evet leitmotif de bunların üzerine oturdu. Aslında bir üç ayakta tam yerli yerine oturmuş oldu. Dil nasıl müzikal olur demiş birisi. Bunu unutmazsak son bir belge, günlük mektubu da konuşalım ondan sonra. İşte dönüp zaten bir iki soru daha vardı galiba Ha, orada. ben kaçırdım onları. Bir de bir anlatım biçimi de metinde, yani metnin tamamı da bu şekilde kullanılabilir. Metnin içinde de buna ihtiyaç duyulduğu yerde başvurulabilir. Belge, günlük, notlar, mektuplar şeklinde olması. Mesela en iyi örneklerinden biri, günlüğün en iyi örneklerinden biri Çalıkuş'un da Feride'nin günlükleridir. Mektubunsa benim çok sevdiğim bir örneği, seni de sevdiğini biliyorum. John Berger'ın A'dan X'e mektuplar. Yani Evet. tamamen mektuplarla kurgulanmış, mektupların dışında hiçbir bilgi vermeyen, orada da zaman zaman arada kopukluklar, zaman atlamaları olmasına rağmen bize enfes bir hikaye anlatır bu Burada mektuplar mektuplara bir aracılığıyla. örnekte ben hani anmadan geçmek istemiyorum. Türkiye'den Aslı Biçen'in tehdit mektupları. O da çok güzeldir. Bir de mektupta şey çok güzel oluyor. Tek taraflı ya. Yani genelde öyle yapıyor. Karşılıklı mektup değil de bir tarafın mektupları olduğu zaman gerçekten o karşılık olmayınca boşlukları okur dolduruyor. Benim en sevdiğim şey zaten boşlukları doldurmak. yani onun için şeyde analım Aslı Biçen'in tehdit mektuplarını çok severim.
Evet. Goethe'nin mektupları denmiş. Hı. Bu evet, yani mektup ve günlük zaten çok kullanılan bir anlatı Hı. formu. Bu mesela sen kullanmış olsaydın eğer gölgesinde de Hı. Cemile'nin, Cemile'ydi değil mi? Cemile, Atmıyorum. evet. Cemile'nin mektupları. Mesela onu o tekniği de kullanmış olacaktın. Ama tabii bir roman tamamıyla şu şekilde de yapılabilir. Anlatıcısının belli mektupları, günlükleri okuyarak bir hikaye anlatması ya da onları kullanarak anlatması şeklinde de yapılabilir. Anlatının tamamı bu malzemelerle de övülebilir. Çok fazla örneği var buradan da. Zaten örnekler devam ediyor, geliyor. Sen mektup ve günlükleri seviyorsun biliyorum. Karakterleri kurarken, hikayeni kurarken de kullanıyorsun. Romana girsin girmesin. O yüzden söz sende. Ben mesela şey yapmıştım. Şimdi sen söyleyince hatırladım, bak unutmuşum. Leyla'ya günlük tutmuştum. Yani Leyla'nın Ben çok iyi günlükleri olmuş. hatırlıyorum. Evet. Leyla'yı yaratabilmek için iç dünyamda ona günlükler yazmıştı. Yani çok uzatmadım, çok uzun sürmedi bu süreç ama bunların hiçbirini de, yani açıkçası şöyle, romana koymak için yazmıyordum o günlükleri. El yazısıyla bayağı kendi günlüğüymüş gibi günlük tuttum ki Leyla biraz canlansın bende. Çünkü Leyla böyle çok içine içine konuşan, kendi halinde bir kadın. Ve onu biraz kendi halini nasıl konuşur acaba diye hayal etmek için ona günlükler yazdırdım. Sonra mesela şeyin içinde rüya defterleri var, Gölgesinin içinde. Yani şeyin, Fikret'in rüyalarından, o da montaja girebilir belki. Demin montaj diye konuştuk ya, aralarda mesela rüyalar giriyor bazı bölümlerde. O rüyalar kimin rüyaları? Leyla'nın rüyaları mı, Fikret'in rüyaları mı? Biraz karışık. Çünkü Fikret'in tuttuğu rüya defteri de var. Leyla'nın da postitlere yazdığı rüyalar var. Bunlar metnin içine montaj olarak giriyor. Evet, yani bence anlatımın, hikayenin içinde yakıştığı müddetçe günlük, mektup, bunlar çok kullanılabilecek bir şey. Bazen de hayali mektuplar kullanırsınız. Mesela Tabii ki. Leyla kafasından bir mektup yazıyor şeye, babasına mesela. Söyleyemediklerini bir mektupla yazıyor ama sonra onları küçük küçük parçalara ayırıyor gibi. Bunları metnin içinde birebir kullanmasanız bile aslında orada var onlar. Var olduğunu bilmesi bile önemli bir şey. Şimdi buradan sorulara geçmeden önce haftaya bu konuyu nereye bağlayacağız, nereden devam edeceğiz ondan söz edelim. Peki şimdi anlatıcımız bu teknikleri kullanarak bir hikaye anlatacak bize. Peki burada anlatıcı nasıl bir dille anlatacak? Ve yazarın uslubu bu dile ne kadar etki edecek, ne kadar devreye girecek, anlatıcının dili ne kadar baskın çıkacak? Bunlar birbirlerini nasıl etkileyecekler, bunlar metni nasıl etkileyecek? Ya da hikaye bunları nasıl yönlendirecek? Bu konular etrafında biraz konuşacağız ve şunu soracağız. Dil nedir? Üslup nedir? Bu ikisi birlikte nasıl işler? Evet. Haftaya da bunun üzerinden konuşacağız. Evet. Şimdi soru Dilin zamanında. başka unsurlarını da tabii konuşacağız. Yani dilin Tabii. nasıl bir dil meselesiyle ilgili bir şey dayatmak için değil tabii ki, ama kendi yaklaşımlarımızı ve buradaki farklı farklı eğilimleri de birazcık konuşacağız gibi istiyor. Evet. Şimdi ben iyice yukarı çıkmaya çalıştım. Eğer sorusunu kaçırdığım olursa, çünkü ne kadar yukarı çıkabildim bilemiyorum. Uyarırsanız sevinirim. Tekrar yazsınlar eğer kaçarsa. Bir zahmet rica edeceğiz. Evet, ben mesela ipin ucunu kaçırdım ve çıkamıyorum yukarı. Çok kaymışız çünkü. Bir dakika. Evet, birisi şurada bir şey görmüştüm. Tekrar bulacağım sanırım. Uygun öykü için uyku müzik çok önemli bence demiş. Evet. Leitmotiv'in yazılışını ya da Türkçesini sormuştu birisi. Ben ona yazılı olarak yanıt verdim. Öyküye uygun müzik çok besleyici oluyor diye bir yorum gelmiş. İyi ki son bakışı okumuşum. Üslubunuzu da çok sevdiğimi söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Denmiş. Sonra ben rica etmişim yine.
Mektupları örnek olarak Goethe'nin mektupları, renklerden mor, Alice Walker, ölmeye yatmak, hemen hemen hepsi var. Radyo yayını, gazete haberi, mektup, günlük. Farklı anlatım türlerini bir öyküde aynı anda kullanırsak abes kaçar mı diye sormuşlar. Bunu zaten hani anlatım türlerinden söz ederken söylemiştik. Bazen birden fazlasını hikayenin gereği, anlatmanın gereği olarak bir arada kullanmak gerekir. Sen istersen bunu örnekleyerek Yani anlatma. bu zaten şöyle bir şey değil. Yani anlatmak ve göstermek mesela zaten bir arada kullanılan bir şey. Betimlemek bunlar zaten bir anlatının unsurları. Yani bunlar böyle betimleyerek anlatmak. Bir roman sadece betimleme yapılarak anlatılamayacağı gibi bir roman sadece diyalogla da anlatılamaz. Bunlar bütün bir romanın zaten bütün ya da bir öykünün oluşumuna katkı yapan, o yapıyı oluşturan, akışı oluşturan bütün unsurlar. Diyalog, bilinç akışı. Ha ama mesela hem bilinç akışı kullanacağım ben, hem de dış anlatıcı kullanacağım. Diyorsanız bunu bilinç akışını o dış anlatıcı, yani birinden birini esas kılmak ve onun içine bir şekilde uygun bir şekilde monte etmeniz. Yani o yapay durmayacak şekilde monte etmeniz gerekir. Ya da işte hem lineer hem çağrışımsal nasıl olabilir bilmiyorum. Yani bazı kısımları belki lineer akabilir de bazı kısımları çağrışımsal olabilir. Bunlar da birazcık afaki kalıyor böyle konuştuğumuz zaman. Her şey aslında bir parça yapılabilir ama önemli olan bunu yani sırf bir şekil olsun diye yapmamak. Gerçekten ihtiyaç mı? O hikayenin, o metnin ihtiyacı mı, buna bakmak lazım öncelikle. Hikayenin o şekilde anlatılabileceğini düşünüyorsanız bunun neden o anlatım biçimini seçiyorum ben sorusunu. Bak neyse bu oturumumuzda neden sorusunu hatırlatmadık. Hemen bunu hatırlatalım, olmaz yani. Olmaz. Okumak da demedik. Bu ikili vurgumuzu bir ara yaparız ama şimdi her şeyi her aşamada yazarın ne yapıyorsa ne ediyorsa şunu sorması gerekir. Neden bu biçim? Neden bu anlatım biçimi? Neden anlatmak? Neden göstermek? Neden bilinç akışı? Hikayemi açısından anlamı var mı yok mu? Bunun cevabı sizde varsa, siz bunu biliyorsanız bu yeterli bir şey. Yani önemli olan sizin kendinize burada güvenmeniz ve inanmanız. Kendinizi açıkladıktan sonra başkalarının ne dediği çok önemli değil. Ama öncelikle kendinizi açıklamanız lazım. Dolayısıyla burada mesela şimdi sorular geliyor, gelecektir de. Daha önceki soru cevapta da aynısı olmuştu. Şunu şöyle yapsak, böyle yapsak uygun. Burada bir kurallar dizgesi yok. Yani bir anayasa yazmıyoruz. Roman şöyle yazılır, öykü böyle kurulur. Anlatım biçimleri de bunun dışında olmaz. Bütün bu saydığımız anlatım biçimlerinin dışında bir biçim de üretebilirsiniz. Yani bu anlamda çok çalışırsınız, bir şeyler çıkarırsınız. Yeni bir katkıda da bulunabilirsiniz. Sonuçta bir kural, yasa, bir şey yok. Burada önemli olan siz bunun neden böyle yaptığınızı kendinize açıklayabiliyor musunuz, açıklayamıyor musunuz? Size mantıklı geliyor mu, gelmiyor mu? Yani sırf şekil olsun diye yapmamak gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Metinler arasılık montaj mıdır diye bir soru gelmiş. Metinler arasılık, yani iki metin arasında metinler arasılık, hatta daha bunu büyütürsek sinemayı, müziği de dahil ederek medyalar arasılık her zaman montaj tekniğiyle işlemez. Çünkü bir metni metninizin içine almanız lazım montaj olmak için. Ama metinler arasılık sadece bu şekilde yapılmaz. Metne gönderilen atıflar başka bir metne, o metnin romandaki karakterlerin birinin üzerinde yaratacağı etki, karakterlerden birinin başka bir metin üzerine oluşturacağı düşünceler aktardı. Ya da bir metnin bir bütün olarak başka bir metinden etkilenerek üretilmesi. Bunlar da aslında metinler arasılığa girer ama evet montaj da bazen metinler arasılıkta kullanılan bir tekniktir. Yani oradan bir metni alır. Mesela işte yazar atıyorum şimdi öyle bir sahne yok ama Tina diyelim. Tina bir roman okuyordur ve oradan bir pasajı aynen kopyalar örmek ve bu bilinen de bir romandır. Yani kitapçıda bulunabileceğiniz bir romandır. Evet, o zaman bunu metinler arasılık var bu romanda diyebiliriz. Montaj tekniğiyle gerçekleştirilmiş. Ama her zaman yani metinler arasılık eşittir montaj diyemeyiz. Senin söyleyeceğin bir şey var mıydı? Yok, hayır. Tamam. Anlatım biçimlerini detaylı öğrenmek isterim. Bununla ilgili yazılı ya da basılı bilgileriniz var mı?
Burada hemen şeyi söyleyeyim. Kurmaca'nın Retoriği kitabının başucu kitabınız olmasını tavsiye ederim. Ayrıntı yayınlarından böyle kırmızı bir kitaptır, kalın bir kitaptır. Onu böyle baştan sona okumak şart değil ama bence baştan sona da okunabilir. Ama orada işte anlatmak, göstermek, anlatıcı tercihleri falan bir sürü konuda çok gerçekten temel bir metin. Oraya bakabilirsiniz. Yani bunun dışında tabii senin önereceğin bir şey var mı? Yani şey doğrudan şu kaynaktan hani bunu bir formül olarak alın öğrenin ders kitabı gibi önerebileceğim bir kaynak yok ama Berna Moran mesela söz eder. Hani işte dediğim gibi anlatmadan, göstermeden, sahne kurmadan okuyacağınız çeşitli eleştirilerden olabilir. Ben makale ve tez takip etme alışkanlığım var. Oralardan çok toparlıyorum. Ama asıl olarak Irmak'ın da söylediği gibi yani başucu kitabı yapabileceğiniz Kurmaca'nın Retoriği en azından başlangıç için teorik öğrenmek istiyorsanız başlangıç için size ihtiyacınız olan verecektir. Ama buna ek olarak şunu da söylemek lazım bence. Okuduğunuz her metni, okuduğunuz her hikayeyi, her romanı bu gözle okumaya başladığınız zaman siz de zaten bunu kazanacaksınız. Yani okurken yazar ne yapmış sorusu. Yani o saf okur olmaktan çıkıp, yani hikayeye kapılıp giden okur olmaktan çıkıp yazarın neyi, neden, nasıl yaptığına dikkat ettiğiniz zaman, bu bakışı kazandığınız zaman zaten bir süre sonra görmeye de başlayacaksınız. Yani burada öğrenmenin tek yolu bir yerde kuramı öğrenip, bir yerde teknikleri öğrenip sonra gidip de uygulamasını yapmak değil. Yapılan uygulamalardan, metinlerden örnekleri okurken bu dikkatle, bu bakış açısıyla okuduğunuz zaman giderek hemen ilk başta anlamayabilirsiniz. Yani nerede göstermiş, nerede anlatmış kısmını hemen anlamayabilirsiniz belki ama okudukça bu bakışınız gelişecektir zaten. Ben okurken şu soruları çok kıymetli buluyorum. Hem anlatıcı için hem de okurken yazarın ne yaptığını tespit etmek için. Yazar bunun şimdi ne, şimdi bunu neden söylüyor? Bunu neden bana söyledi? Bunu şu anda neden anlatıyor? Bunu neden böyle anlatıyor? Yani bunu böyle anlatırken ne yapıyor aslında? Bunu neden şimdi anlatıyor? Eğer lineer bir anlatı değilse. Yani bunun yeri neden şimdi? Ve bunu bana nasıl anlatıyor? Ya bu sorularla yani sorarak birazcık evet bu çok pratik hızlı bir okuma biçimi değil saf okurluk kadar ama bunu böyle soru soru zaten o teknikleri arkeolojik kazı misali kendiniz o romanların içinden bulup çıkartabilirsiniz. Betimleme mi yapmış, göstermiş mi, Tabii. leitmotif kullanmış mı? Yani mesela leitmotifi yakalayabilirsiniz de yani. Bunun adının leitmotif olup olmadığını bilmeyebilirsiniz. Önemli değil. Ha burada böyle bir şey yapmış. Aa bu ne acaba deyip sonra onun peşine takılmak. Başka metinlerde bunun karşılığını bulmak. Biraz araştırmacı okurluk aslında. Yani kavram olarak karşılığını bilmek çok önemlidir. Önemli olan yapılanın ne olduğunu anlayabilmek. Dil nasıl müzikal olur? Bu konuda sen iddia sahibi sensin, sen konuş. Yani dilin zaten kendi bir fonatiği ve müziği vardır. Yani her dilinde hatta kendine özgü bir fonetik yapısı vardır. Bunu hani çok daha basit nasıl daha kolay nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ve siz okuduğunuz bir şeyde işte kelimelerin, seslerin devinimi, cümle yapısı aslında müzik de yazıya çok benzer. Yani notalarıyla, inişleriyle, çıkışlarıyla. Biz mesela bir hikaye anlatımında da onu yaparız. Hikayenin anlatımı yavaşlar. Bazen yükselir, bazen temposu hızlanır, bazen yavaşlar ve duygular mesela düşüşünden anlarız, aşağı doğru iner. Olay akışı da aynı şekilde hızlanır, tempo yükselir, yavaşlar, daha aşağı iner, daha yüksek perdeden olur. Hatta bazı metinlerin bağırdığını söyleriz. Yazar çok bağırmış burada deriz. Bunları neden söyleriz mesela? Müziğin de aynı bu şekilde bir ritmi vardır. Konuşmanın da aynı bu şekilde ritmi vardır. Bazı insanlar çok hızlı konuşur. Bazıları daha sakin konuşur. Sadece burada sözcüklerin dizilimindeki ya da zamanında konuşurkenki hızda da hız değildir aynı zamanda. O sözcüklerin, harflerin vurgulanış biçimidir. Dilin müziği de böyle oluşur.
Ayrıca müzik de sonuçta bir şeyi anlatma biçimidir. Ve orada da müzikte de mesela hızlanımlar, yavaşlamalar, kroşendolar, duyguların yükselmesi ya da alçalması ya da müziğin yavaş yavaş yok olması ve sessizliğe karışması. Aslında biz bunların pek çoğunu edebiyatta da yapıyoruz. Bunların pek çoğu farklı bir biçimde resimde de yapılıyor. Sadece aslında yapılan yani sanatçının yapmaya çalıştığı ya da oluşturmaya çalıştığı dışa vurum, anlatma hepsinde aynı yani. Sanatçı bir şey anlatmaya çalışıyor ve insanız. Belli bir biçimde anlatıyoruz. Bu biçim kendi içinde çeşitlense de belli bir biçimde anlatıyoruz. Ama o anlatmayı müzisyen müziği kullanarak yapıyor. Ressam resmi kullanarak yapıyor. Yazar da dili kullanarak yapıyor. Yani resim ve dilin ilişkisi de betimlemede çok ortaya çıkar. Yani bazı yazarlar öyle bir betimleme yapar ki neredeyse kelimelerle resim yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Bilemiyorum yeterli oldu mu? Farklı anlatım türlerini aynı öyküde kullanırsak abes kaçar mı? Buna cevapladık bence. Evet. Merhaba Irmak Hanım. Metinlerde diyalog geliştirmek benim için çok zor. Diyalog geliştirdiğimiz ise kahramanların yerine geçip onları pasifleştiriyorum. Sağlam diyalog için neler yapabilirim? Yani birinci bölümde de söylediğim gibi burada pasifleştirmekten kastettiğinizi tam anlayamadım. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bu hazır diyalog konusu açılmışken. Yani iki karakter konuştuğunda soruya geleceğim merak etmeyin ama ayrı bir şey aklıma gelmişken unutmayayım. İki karakter konuştuğunda ikisi aynı dille konuşmamalı. Yani genç birisi yaşlı birisiyle sohbet ederken seçtikleri kelimeler aynı olamaz. Ya da işte farklı duygulardan, farklı dünyalardan gelen, farklı kültürlerden gelen. Yani bu da şive yapmaktan falan asla bahsetmiyorum. Ondan hiçbir şekilde öyle bir şey değil. Yani farklı iki karakteri aynı kelimelerle, aynı cümlelerle, aynı tonlamada konuşturmamak gerekir. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi soruda diyalog yaparken diyalogda zorlanıyorum demişti okurumuz. Yani burada birincisi bence hayal etmek. Yani bu zorlanmaların pek çoğunun hayal etmemekten kaynaklandığını düşünüyorum. Betimleme yaparken de, hikayeyi kurarken de, olayları akıtırken de sanki şöyle bir şey hissediyorum bazen pek çok zaman. İşte atölyelerde de konuşuyoruz arkadaşlarla, başka kişilerle de, yazar dostlarımla da. Sanki bazen şu oluyor, şunu çok sık, şu hataya sık düşüyoruz. Masanın başına oturup, evet şimdi ne yazayım acaba, ne anlatayım, ne olsun acaba sorusu. Bunu soruyoruz ve yazmaya çalışıyoruz. Bu bir tıkanma demek. Yani bu kendi kendinizi tıkanmanıza yol açacak bir şey. Halbuki ne o gün yazacağınız sahneyi, o gün yazacağınız diyaloğu genel hatlarıyla zihninizde varsa oturun ve hayal edin. Ve bırakın kendinizi. Yani orada o diyaloğa tanıkmışsınız gibi düşünün. Sanki yani hayatınızda birçok diyalog yaşadınız, birçok film izlediniz, birçok sahneye tanık oldunuz. Siz parçası oldunuz, tanık oldunuz. Bir sürü deneyiminiz var. Dolayısıyla kasılıp kalmak ve dur ona bu cümleyi söyleteyim, yok ona da şunu söyleteyim falan diyerek çok fazla düşünerek değil de o akışın içerisinde o sahneyi hayal etmek ve karakterlerin kendi kendilerine konuşmasına izin vermek, akışa bırakmak. Ben burada tek tavsiyem budur. Zorlanmayla ilgili söylüyorum. Onun dışında teknik olarak diyalog kurmanın sizi rahatlatmak açısından mesela bence benim birinci bölümde tarif ettiğim yöntem bir rahatlatma yöntemidir bir yanıyla da. Hem bence daha canlı, güzel diyaloglar kurmuş olursunuz. Hem de iç sesleri katarak çünkü ben de kuru kuru diyalog yazmaya kalksam tıkanır kalırım. Çünkü gerçekçi değil. Aslında hayal ettiğiniz şey olamaz. Yani hayal etmeye bıraktığınız zaman kendinizi bir karakter odaklı düşünüyorsunuz diyelim ki. Bir karaktere odaklı bir şekilde hikayeyi anlatıyorsunuz. Hayal ettiğiniz zaman onun algısı da devreye girecek ister istemez. O algıları yazmaya, onun düşüncelerini, hislerini, karşısındaki insanın söylediği cümle karşısında kafasından geçen söyleyemediklerini, söylediklerini neyse. Bütün bunları da hayal ederek yazdığınız zaman akıp gidecektir diyalog. Ama şunu yaptığınız zaman bütün bu iç seslerden, şunlardan, bunlardan arındırılmış saf diyalog yazayım ben çabasına girdiğiniz zaman mekanikleşir. O zaman işin içine fazla akılcı, kurgusal bir metin çıkar
ve siz hayal etmeden ancak diyalog yazmaya çalışırsınız. Halbuki canlandırmanın yolu onu hayal etmektir. Bilinç akışında veya iç ses monologlarında geçişler keskin olursa anlaşılmazlık oluşmaz mı? Bundan nasıl kaçınılır? Bir daha söylesene başını, anlayamadım. Bilinç akışında veya iç ses monologlarında geçişler keskin olursa anlaşılmazlık oluşmaz mı? Oluşabilir. Bu nasıl yaptığınıza bağlı bir şey tabii ki. Bundan nasıl kaçınılır? Bundan Diyor. Pratik, somut olarak, yani önümüzde bir metin olması lazım buna cevap verebilmek için bence. Yani Evet. bundan kaçınmanın yolu somut üzerinden konuşmak lazım. Ama şey dedik mi bilmiyorum, yani iç monologla diyalog aynı şey, iç monologla Bilinç bilinç akışı aynı şey değil değildir dedik. zaten. Evet. Genellikle de oradaki geçişler zaten hani hiç olmaz demiyorum. Olur muhakkak da çok keskin olmaz. Hani adı üstünde zaten bilincin bir akışı vardır. Hatırlamalarla, geçişlerle olur. Genellikle de çok keskin böyle bıçakla kesilmiş gibi geçişler olmaz. Zaten burada diyalog sorusuna verdiğim yanıtta o yanıtı kopyalayayım buraya. Şunu söyleyebilirim. Şimdi bilinç akışı yazdığınız zaman şöyle yaparsanız eğer, ben bir karaktere bilinç bir karaktere bilin, bir karakterin bilinç akışını yazıyorum diyerek yazarsanız bir bilinç akışını taklit etmiş olursunuz. Ama siz yazarken o karakterin yerine geçip onun bilinç akışının içinden, onun gibi düşünerek kendiliğinden bir şekilde akıttığınız zaman zaten ister istemez o şeyler, aksamalar, keskinlikler, şunlar bunlar olmayacak. Yağ gibi akacak. Tamam, diyeceksiniz ki söylemesi kolay. Yapa yapa olacak tabii ki. Başta yaptığınızda belki daha kusurlu tarafları olacak, daha çapaklı tarafları olacak ama yapa 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 siz de orada akmayı öğreneceksiniz. Dolayısıyla burada en başından şunu yapmak lazım. Diyalog kurarken yapmamak gerektiği gibi burada da dur şimdi ben karakteri düşündüreyim diyerek değil, karakter olmak, yani oraya yerleşmek, o zihne yerleşmek ve oradan bakmak o anda hikayeyi, hayata ne anlatıyorsanız. Hatırlayan anlatıcı eğer bir kamera izler gibi yaşadıklarını hatırlıyorsa, bulunduğu şimdiki zamanı ve geçmişi nasıl ayırabiliriz? Bulundu şimdiki zamanı ve geçmişi. Şeylerle, zaman kipleriyle bir yöntem. Yani mıştı ve şimdi, yani geçmiş zamanı anlatırken dili geçmiş ya da mişli geçmişi kullanabilirsiniz. Şimdiki zamanı anlatırken dili geçmiş de olabilir. Yaptım, ettim, yürüdüm, kalktım, oturdum ya da yapıyor, ediyor gibi şimdiki zaman. Ya da bazen geçmişten bir sahneye zıpladığınızda o sahnenin içinden bir hikaye anlatırken hayal ettiği için karakter zihninde şöyle yapıyor, böyle ediyor falan diye de yapabilirsiniz. Yani bu zamanları, zaman kiplerinle oynayarak doğrusunu bulmak mümkün. Yani şunu demek istemiyorum. Şimdiki zaman kipi illa şimdiki zamanda kullanılacak diye bir şey yok. Şimdiki zamanı da karakter yapıp ettiklerini dili geçmişte anlatıyor. İşte kalktım sabah, kahvaltı yaptım. Şunu ettim, bunu ettim falan derken geçmişe zıpladı. Hop, geçmişte hatırladığı sahneyi kuruyorsa canlandırarak kurabilir. Şimdiki zamanla kurabilir. Şöyle yapıyor, bana bunu diyor. Kapıyı çarpıp çıkıyor yani gibi. Mişli geçmişte kullanabilir. Yani bu geçişleri, yani iki zaman arasındaki farklılığı bence en iyi belirleyen şey zaman kipleridir. Senin var Evet, mı burada burada? yani şimdiki zamanı kullanacaksa geçmişteki içinde, yani geçmişte yaşananı alıp şimdiki zamanın içinde eritecekse o zaman orada şimdiki zaman kipini kullanacaksa aradaki geçişi çok iyi yapması lazım. Yani aradaki geçişte o kura evet biz şu andan çıktık. Şu şu nedenlerle ben geçmişteki bir olayı anlatıyorum ve o zamanın içinden anlatacağım bunu. Duygusunu, yani bunu böyle anlatmaması lazım tabii kimseye kimseye de. Yani o kura bunu düşündürmesi, bunu hissettirmesi lazım yaptığı geçişle. Yoksa kimse bunu böyle anlatmasın, yani onu demek istemedim. Direkt tasvir etmiyorum dediniz. Ben çok severim uzun tasvirleri. Mesela sokak kenarında bir Yasemin'den bahsediliyorsa o çiçeğin kokusu gelir mesela. Okuyucuya öyle ulaşması daha iyi değil mi?
Yani değil. Bence değil. Yani bu tamamen belki birisi çok güzel yapar ve çok hoşuma gidebilir. Bu da mümkün. Burada hani bir kural yine söylüyorum. Kural olarak söylemedim bunu. Ama ben bir hikaye akarken o hikayede bir Yasemin kokusunun bir anlamı varsa, karakter bunu duyduğunda, bununla o Yasemin kokusu geldiğinde bunu anlatması, oraya odaklanması, oraya bakmasının hikayeye katkısı varsa, anlamlıysa bir yeri var. Yoksa hadi Yasemin kokusunu seven okurlarımızı mutlu edelim diyerek bir betimleme yapmayı çok anlamlı bulmuyorum. Betimlemelerden haz etmiyor falan değilim. Çok güzel betimlemeler yapabilir. Mesela Marcel Proust çok güzel betimlemeler yapar. Ama nedir o yaptığı betimlemeler, tasvirler, hepsi romanın, o koskoca devasa romanın içinde çok kuvvetli bir şey içerir, anlam içerir. Yani ben burada anlamla ilgiliyim daha çok. Yani şekil olsun diye güzel betimleme yapmak güzeldir diyerek değil de okura da ayrıca Yasemin kokusu, yani bir okurun bir metnindeki betimlemeye ihtiyacı çok olduğunu düşünmüyorum bununla o kokunun gelmesi için. Orada bir işaret yeterli olabilir. Okurla yazar arasında bir iletişim kurulduysa o yaratılır zaten. Her yazarın çokça okuyup etkilendiği bir usta yazar vardır. Sizde böyle bir yazar var mı? Ve bir de şiddetle tavsiye ettiğiniz bir kitap var mı? Teşekkür ederim. Benim yani çok etkilendiğim tabii ki Virginia Woolf beni çok etkiler her zaman. Bütün metinleri, bütün romanlarını çok seviyorum. Yani onun dışında Iris Murdoch, Murdoch, neyse işte nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu çok seviyorum. John Fowles yine usta bir yazar, çok sevdiğim. Javier Marías son zamanlarda. Thomas Bernhard son zamanlarda tutkuyla okuduklarım. Onun dışında bunlar galiba benim en çok etkilendiğim. Ursula Le Guin. Ya yani ben bir bilim kurgu da fantastik okuru değilim çok fazla ama Ursula Le Guin'in yani romanlarını çok sevmekle birlikte ben onun yazar olarak duruşunu, tavrını, denemelerini, edebiyata bakışını büyük bir hayranlıkla okudum. Hep bana çok yol gösterici oldu. Onu söyleyebilirim. Melisa başka atladığım var mı? Yok. Konuşuruz seninle. Bunlar yani Yok. esas olarak. Şiddetle tavsiye edeceklerine bunların bütün bu saydıklarımın tüm romanlarını şiddetle değil de ısrarla, iştiyakla diyeyim. Şiddetsiz bir iletişimle. Eğer yapmadıysanız anlatım biçimleri üzerine bir program çok faydalı olur. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Yaptık, az önce yaptık. Birazdan yani bu yayından sonra açıp izleyebilirsiniz. IGTV'de yayında şu anda. Evet, bir dakika, arada bir şey kaçırdım mı? Kaçırmadım. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği sanki başlarda roman gibi giderken sonlara doğru deneme gibi gelmişti bana. Böyle bir şey olabilir mi? Yani olması doğal mı? Milan Kundera'nın özel olarak deneme roman diye bir şeyi var. Zaten onun yaklaşımı bu. O bunu tam da adını böyle koyuyor. Deneme roman. Bütün romanlarını hemen hemen bildiğim kadarıyla hepsini okumadım ama Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği öyledir. Ölümsüzlüktü galiba. O da öyledir. Gülnesi Aşklar öyledir. Yani Milan Kundera felsefeyle çok haşır neşir birisi. Bir yazar ve romanın da felsefeyle iç içe kurulması gerektiğini düşünüyor ve yazarın varlığını benim gibi yok etmek yerine o bütünüyle koymak ve bunu yani o şunu söylüyor sanıyorum şimdi mealen söyleyeceğim onun cümleleriyle değil tabii ki ama yazar vardır ve bunun altı çizilmelidir. Yani ben burada düşüncelerimi de açık açık zikrederim ve açarım burada yani araya girer hatta yazar olarak sık sık düşüncelerini o karakterle ilgili olayla ilgili düşüncelerini aktarır. Onun yaklaşımı bu. Ben bu yaklaşımı benimsemiyorum ama Milan Kundera'nın yapış tarzını da seviyorum. Yani o da ayrı bir bana mesela zevk veriyor. Ama mesela başka birisinde karşılaşsam sever miyim emin değilim. Milan Kundera bunu çok iyi yapıyor bence. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Ama bunun benzerini yapmaya çalışanlara rastladığımda da çok başarılı gelmemişti bana.
Peki. Öte yandan mesela Thomas Bernhard bütün romanları sanki bir düşünce akışıdır. Yani bilinç akışı demiyorum, yanlış anlamayın. Bilinç akışı olmakla birlikte aynı zamanda bir düşünce akışıdır. Yani felsefe yapar, sürekli tartışır, sürekli konuşur. Ve anlatıcı karakterleri de sanki kendisiymiş gibi hissedersiniz hep. Yani bir roman mı okuyorum, bir felsefi metin mi okuyorum karışır. Bence mesela o da kendine has bir üslubu yaratabilmiş olduğu için, bunu eklektik ve yapıntı bir şekilde yapmadığı için, okura bu anlamda haz vermeyi başarabildiği için çok iyi bence yani. Akışına göre nasıl uyuyorsa öyle yapmamız gerekiyor, değil mi? Bu herhalde söylediğimiz bir şey üzerine gelmiş o sırada. Her şey akışına göre diyeyim ben de o zaman. Paytak bize miyavlamış. Neden sorusuna bir kalp gelmiş. Ve dil içerisinde Farsça, Arapça vesaire köken dışarıdan olması metni zengin mi kılar yoksa kaçınılması gereken bir tavır mıdır? Yani yabancı kökenli sözcükler kullanmak dili zenginleştirir mi? Ya ben burada hani dile hayat içerisinde girdiyse bu şey sözcük, yani biz bunu kullanıyorsak, yani işte Fransızcadan da gelmiş, bize İngilizceden de gelmiş, Farsçadan da gelmiş, artık hayatımızın bir parçası. Yani sırf işte ama öyle yapmayalım, eski Türkçe de kullanmayalım zaten, öz Türkçe kullanalım diyerek böyle fazla kısırlaştırmaktan yana değilim dili. Çünkü dil dediğimiz şey zaten bir sürü başka kültürlü dille, yani biz kültürel olarak zaten bu bir sürü başka kültürlü iç içe yaşayan bir toplumuz. Bütün toplumlar öyle. Mutlaka bu etkileşimler olacak ve bu etkileşimler oranında da dil başka dillerden etkilenecek. Burada bir problem yok bence. Ama ben burada bu arada tabii ki karakterle, hikayeyle, yine hep söylediğim şey, yani hikayede karakter öyle konuşan birisi ise zaten bunu tartışması yok benim açımdan. Yani karakter eğer yıllardır Amerika'da yaşamış, Türkçe'de doğru düzgün bilmeyen bir böyle şey, ne denir ona ya? Yani böyle bir adı vardı bunun, neyse unuttum şimdi. Yani çok zengin çocuğu falan böyle. Her lafından biri İngilizce olan bir tipse, şimdi ona şahane bir Türkçe ile konuşturmamalı yani, onun anlatımıysa bu. Onu tabii ki aralara İngilizce de sokuşturacak, Fransızca da, bütün ukalalığını da yapacak, her şeyi yapacak. Buna hiçbir şey demiyorum ben. Bu böyle olmalı zaten. Ama onun dışında, ay dur, bu kelime, ona bakarsanız çok içselleştirdiğimiz, çok kanıksadığımız bir sürü kelimenin köküne indiğimiz zaman başka dillerden gelmedir. Burada bir denge kurmak lazım. Yani doğal bir şekilde hayatın bir kültürel ilişkiler içerisinde, kültürler arası diyalogların yarattığı bir dilsel köprü, bir ilişki dilleri zenginleştirir. Bunları yok saymak demek, tarihi yok saymak demek, kökleri yok saymak demek, dili şey yapar yani, budamak demek olur yani, kısırlaştırır. Ama dediğim gibi bu bir şeyse, eklektik bir şekilde giriyorsa, bizim dilimize dahil olmamış bir kelimeyi sokuyorsak, o zaman yapmamak lazım. Yani karşılığı varsa, yani kompütür değil bizim, bilgisayar diyoruz biz. Yani ama karakter işte dediğim gibi Amerika'dan gelmesi kompütür diyebilir mesela. Hatta onu bile demez, marka söyler muhtemelen. Mac'imi aldım, PC'mi aldım falan der yani. Müzik en çok şiirde kendini gösterir. Öykünün değil de şiirsel olmayı başarırsa müzik o esere yerleşmiş demektir diye düşündüm bir anda. Peki. Şu yaptığınız o kadar değerli ve anlamlı ki ve o kadar samimi ki gerçekten çok teşekkür ederiz. Sözcüklerin hayalleri için kurduğunuz bu evren çok kıymetli. Var olunuz. Siz Biz de teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Bizim için zevk. Bu açıklamalarınız dahilinde her öyküde ve romanda aslında bir müzikalite vardır diyebilir miyiz? Müzikalite vardır demem ben ama her dilin bir müziği, bir ses uyumu, bir ritmi vardır diyebilirim. Yani her Müzikalite roman... deyince başka bir şey oluyor, değil mi? Evet, o başka bir anlama geliyor yani. Yani şiirsel demek gibi aslında müzikalite.
Yani kulağa Evet. böyle bir müzik dinliyormuşsun gibi hoş gelen, daha olumlu bir Hı anlam. hı. Her şey müziktir zaten, ona bakarsanız. Konuşma da bir müziktir. Hı. Kelimeler, ritim, her şey bir müzik içerir. Dolayısıyla o başka bir şey. Ama müzikalite dediğimiz zaman sanki bir müzik dinliyormuşçasına, bir şiir okuyormuşçasına güzel bir ses kulağımıza gelmiş gibi oluyor. O ikisi farklı. Diyalog sorusu için teşekkürler denmiş. Konuşturmak istediğimiz karakter şiveli konuşuyorsa nelere dikkat etmeliyiz? Yapıntı olmamasına dikkat etmeliyiz. Şivenin adım başı anlatıyı kesen, zorlayan, ayağımıza takılan bir şeye dönüşmemesi gerekiyor. Yani şive kullanılmaz demiyorum. Şive olabilir dilin içerisinde. Bunu yazılı dile yansıtmak tabii çok riskli bir şey. Bunu yaparken sürekli yaptığınız zaman, sürekli her cümlesinde şiveli kurduğunuz zaman o anlatıyı, bu birazcık okumayı hem zorlaştıran bir şeye dönüşebiliyor. Bir yabancılaşma etkisi yaratabiliyor. Bir de bunu hakkıyla yapabilmek kolay bir şey değil. Çünkü şive konuşmalı olan bir şey. Yazılı dilde yaptığınız zaman bunu birdenbire bir yabancılaşma oluyor o diller arasında. Duysak belki rahatsız olmuş ama okuduğumuz zaman olmuyor. Çünkü biz seslendiriyoruz onu okurken zihnimizde. Dolayısıyla bence bir karakterin şive kullanan bir karakter olduğunu anlayacağımız dozda bir şive koyup akışı bozmadan diğer alanlarda, yani %80'inde atıyorum mesela, şiveyi dahil etmemekten yanayım ben. Bilmiyorum Beyza, sen burada ne düşünüyorsun? Ya yani böyle bir puan Katılıyorum bilemedim tamamen. belki ama. Yok, katılıyorum, katılıyorum yani. Çok fazla, bir kere okumayı çok zorlaştıran bir şey. Yani sürekli şiveyle akan bir anlatı. Evet, arada birkaç cümle ise eğer o karakterin diyaloğu. Tamam, bu birkaç cümlede çok batmayabilir. Ama anlatının tamamını şiveyle kuruyorsanız o kişinin zihninden geçiyor diye. Ya da çok fazla diyalog varsa şiveli. Bu okumayı da zorlaştıran bir şey. Ve orada abartıya kaçmak metnin gerçeklik duygusunu da karakterin gerçeklik Evet, bir de gerçekten ihtiyaç var mı? Bunu da her duygusunu da. seferinde bir daha bir sormakta fayda var. Bu Evet. kararları verirken zaten. Az önce yazmıştım, bir anda çıkınca silindi sanırım. Roman, öykü devamında denemeye dönmesi normal mi? Sanki bana var olmanın dayanılmaz hafifliği romanında böyle olmuş gibi gelmişti. Bana bunu cevapladık zaten. Cevapladım aslında. Evet. Kaçırmışsınız sanıyorum. Bu yayınlanacak. Orada dönüp bakarsınız. Çünkü az vaktimiz var. O yüzden diğer sorulara zaman kalsın. Keşke sonsuza kadar yaşasak bütün kitapları okuyalım. Yine yetmez, yine yetmez çünkü o sırada birileri yazıyor olacak biz stokları tüketirken. Kitaplarınızda film sahnesi gibi anlar var diye düşünüyorum. Gözlerini kaçırmadı ki elindeki bıçak çevirdiği sahne kitaptan düşen fotoğraf anı gibi. Kitaplarınızı okuduktan sonra film ve kitap listesiyle devam ediyorum. İyi ki yazıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Bernard kendiyle konuşuyor demiş Bülbül Hanım. Bir dakika. Teşekkürler. Go with flow akışına bırak. Teşekkür var yanıtlar için. Evet. Snop'muş o bizim aradığımız sözcük. Snop, evet. Çok keyifli ve bilgi dolu sohbetleriniz. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Almanya'da geçen bir Türk roman okudum geçenlerde. Yazar belli karakterlerin konuşmalarını Almanca cümleler serpiştirmişti. Almanca bilmeyen okur için kesinti yaratan bir durumdu. Ama bu Ya normal bu, olabilir. Ya yani okumadım metni ama. evet. Ben bundan hoşlanıyorum hatta. Yani şöyle bir şey, çok fazla değilse bence, fazla olmuyorsa bu yapılabilir bir şey. Orada yani bazıları dipnotla veriyor, bazıları hiç, mesela Javier Marías da yapıyor bunu. İngilizce özellikle yapabiliyor, bazen İspanyolca da yapıyor. Aralara giriyor. Bunları yapıyor. Burada metnin akışını bozmuyorsa, illa bize orada, çünkü her cümleyi anlamamız gerekmeyebilir. Bazen o sırf o duygu için o cümleyi geçirmek istemiş olabilir. Problem olmayabilir. Burada bence dediğim gibi çok egemen değilse, sürekli bölen bir şey değilse problem değil.
her şeyi de çok anlamak zorunda değiliz. Bazı şeyleri hissederek okuduğumuzu düşünüyorum ben. Bazen hakim olmaya çalışıyoruz. Metin ne söylüyor bize? Her cümlesini anlamak, her cümlesini kavramak. Ama bazen de kapılıp gitmek de lazım tabii ki. Orada o duyguyu vermek istiyor bize. O yabancılaşmayı belki vermek istiyor yazar. Buna da izin vermekte fayda var sanki. Yazarın amacı daha organik bir dil yaratmak mıdır ya da sizce nedir tam olarak amaç? Dille ilgili amaç galiba. Bunu galiba Evet. biraz haftaya konuşacağız. Dil ve amaç meselesini. Organik dilden ne kastedildiğini anlayamadım ben tam Daha olarak. doğal bence. Hani gündelik, yani tamamen tabii gündelik dille roman yazılım değil de daha Ben doğallaşmış bir evet. dil. Evet, doğallık, yani doğallık önemli ama şu bu doğallık şey demek değil. Yani estetize edilmemiş diyeyim. Yani böyle mutlaka estetize ediyoruz dile. Yani Tina'nın anlatımı estetik değil mi? Mutlaka ki estetik. Ama ben okuduğum zaman belki sorunuzu buraya çevirebiliriz. Böyle anlayabilirsem belki daha iyi yanıtlarım. Okuduğum zaman orada estetik, sentetik hatta bir duygu almamalıyım. Yani burada çok şekil yapmış, çok burada dilini süslemiş falan gibi bir his aldığım zaman o estetik gözüme batıyor benim. Doğallık bozuluyor orada. O karakterin sesini, o karakterin duygusuna uygun bir dil kurmak. Evet, bu anlamda bence de organik bir dil hedeflenmeli. Ama burada Irmak'ın söylediği bu yazarın tercihi. Yoksa yani yazarın Ha, organik bir dil tabii. yaratmak gibi bir misyonu ya da amacı yoktur. Aksine Tabii. dili başlı başına amaç edinen yazarlar vardır. Bunları haftaya biraz daha dile girdiğimizde konuşacağız. Mesela Fernando Pessoa gibi neredeyse ya benim ana vatanım Portekizcedir der mesela. O derece dil üzerine, dile bağlıdır ve bütün yapıtları o dile bağlılığı, dil üzerinde gösterdiği mahareti temeldir. Onlar da kurgusu vardır vesaire ama dil ön plana çıkar. Başka bir yazar da dili o kadar sizin söylediğiniz anlamda organik kullanır ki çünkü o kurguyu ve karakteri sivrilmek istemektedir. Doğal olarak böyle genel bir amaçtan söz etmek çok mümkün değil. Yani hiçbir şeyde böyle bir genelleme yapmak mümkün değil. Ben de yarın yazacağım bir romanda başka bir şey de yapabilirim. Yani burada insanın kendisi, yani burada bir kural, kanun haline getirmemek lazım hiçbir şey tabii ki. Ters köşe yapabilirim diyorsun bir sonraki romanda. Yapabilirim. Konuyla alakası yok ama sormadan edemeyeceğim. Gün Zileli ile bir akrabalığınız var Yok. mı? Tanımıyorum. Babam. Müziksel anlatım öyküde anlatılan yerde önemli değil midir? Böyle de diyebiliriz. Anlamadım. Anlamadım. Geçiyorum o yüzden. Orhan Pamuk üslubunda hata olduğunu söylüyor. Hasan Ali Toptaş da böyle. Üslubun yazarın farkında olmadıklarıdır. Ne dersiniz? Bunu haftaya konuşacağız ama Evet. üslup yazarın bence farkında olduklarıdır. Poetikasıyla oluşan bir şeydir. Ama bunu yapmadan önce kurmaz. Yani bir poetika kurar ve bu poetikanın getirdiği bir üslup ortaya çıkar. Sonra dönüp bunu değerlendirebilir ama ben burada anlatmayı değil göstermeyi tercih ediyorum. Çünkü şu 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 gibi ya da sıfat kullanıyorum, kullanmıyorum gibi. Yani bunu haftaya daha ayrıntılı konuşacağız ama ben farkında olduğumuzu düşünüyorum. Yani yazarların bunun her zaman her şeyin farkında değiliz muhakkak. Yani bilmediğimiz tarafları da var. Üslup zaten çok somutlanabilecek bir şey değil. Yani oldukça soyut da bir şey bir yanıyla. Somut tarafları olmakla birlikte bir hisle de ilgili. Yani dilin bir hissi, duygusu oluyor. Biraz üslup öyle bir şey. Dil duygusu diyorum ben bir yanıyla da. Bunu tabii çok tarif etmek kolay değil. Her şeyle hakim değiliz. Zaten yazar her şeyle hiçbir şeyle hakim değil sonuçta. Neyse ki. Romanlarını İngilizce yazan Türk yazarlar var. Türkçe basıldığında metnin müziksel anlatımı bir anlamda bozulmuş olmuyor mu sizce? Yani çeviri de bu söylediğiniz sadece romanlarını İngilizce yazan Türk yazarlar için değil, Türkçe'ye her dilden çevrilen metinler için geçerli. Evet, onun kendi dilinde üretildiği haliyle o dilin fonetiğini, müziğini yakalayamıyoruz.
Ama burada çevirinin kalitesi, çevirmenin ustalığı çok önemli. Çünkü çeviri bir metnin başka bir dilde yeniden üretimidir. Dolayısıyla o metnin içinde evet romanın İngilizce'deki müziği yakalanamayabilir ama Türkçe'de ona en yakın tını ya da yeni bir müzik yani romanın karakterine uygun yeni bir ses bütünlüğü ortaya koyabilir çevirmen. Bu da hani çevirmenin dediğim gibi tercihiyle de ilgili bir şeydir. Çünkü çeviride de çevirmenin bireysel tercihleri önemli. Yani birebir çeviri yapmak, yorumlayıcı çeviri yapmak, adaptasyon yapmak gibi. Burada tabii çevirmenin de tercihi onun üretimin metnin yeniden nasıl ortaya çıkartılacağını çok belirliyor. Ama Orada evet bir de yani bozulmuş oluyor. Farklı bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bu bir bozulma değil, bu bir yeniden üretim çünkü. bu dediğin gibi her yazar, her metin için geçerli. Yani Thomas Bernhard okurken de aynı geçerli. Hiçbir zaman Thomas Bernhard'ın kendi dilinde ne yaptığını bilemeyeceğiz. Thomas Bernhard'ın tam olarak ne yaptığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bizim dilimizde çevirmenle birlikte ne yaptığını bilebiliyoruz. Bu Türkçe yani Türkiye'li olup da Türkçe yazmayan yazarlar için de aynısı geçerli. Yani sonuçta bence yazarın hangi dilde yazacağını o yazarın kendini nerede daha rahat, hangi dilin içinde daha rahat olduğu belirler. Yani, o İngilizce yazıyorsa İngilizce yazmak istiyordur. Yani İngilizce'de daha iyi ifade ettiğini düşünüyordur kendisi. O yüzden öyle yapıyordur. Bir de bunu yapan yazarların pek çoğu bildiğim kadarıyla pardon burada bir savaş alanı oluştu da hayvanlar arasında. Şöyle bir şey, yani yazar çeviride de çevirmen de çalışıyor bildiğim kadarıyla pek çoğu yani. Çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Organik dille ilgili sorum Almanca cümlelerden bahsettiğim sorunun devamıydı demiş sorunun sahibi. Evet. Peki. Organik dile yönelik bir yorum gelmiş. Organik metinden kastı sanırım yaşayan kılmak demiş mı acaba demiş daha sonra da. Müziksel anlatımda yöre geçtiği yerde önemli değil midir? Toroslar'da geçen bir öykü ile Nişantaşı'nda geçen olay örgüsü, pardon burada kayıyor da, olay örgüsü gibi. Az önce klavye kurbanı olmuş. Ha, soruyu anlayamamıştık. Evet yani Toroslar'da geçen bir öykünün olay örgüsüyle, diliyle, hatta dilsel müziğiyle Nişantaşı'nda geçen bir olay örgüsü vesairesi aynı olmayacaktır elbette yani. Bir kere karakterler farklı zaten. Tabii. Yani burada mekanı geçelim. Karakterler farklı. Muhtemelen hikaye de çok farklıdır. Evet. Yani burada farz edelim ki aşk hikayesi diyelim. Ama bunu aşk hikayesi olarak, tematik olarak özetliyor olabilmemiz Toroslar'da da Nişantaşı'nda da aynı şekilde yaşanacağı anlamına gelmez. Ya oranın kültürü, coğrafyası bir sürü şeyden etkilenecektir tabii ki o hikaye. Karakter de etkilenecektir. Öte yandan da şunu da söyleyeyim. Toroslar'daki aşk hikayesi eğer katmanlı bir şekilde yazılabilirse Nişantaşı'ndaki okura da bir şey söyleyebilir. Yani. Çünkü Himalayalardakilerini bile söyler yani. yani insan içindeki, özündeki aşka dair bir dokunuşu olabiliyorsa o anlamda o duyguyu yerel bir yerden anlatsa bile aynı zamanda evrenselleştirebilir. Yani bunu da yapabilir. Ve bu da son soruydu. Tamam. Zaten Sen başla. çok az vaktimiz kaldı. Peki. 1-2 dakikamız var sanıyorum. Yani 3-4 dakikamız ya da. Şeyi hatırlayalım istersen. Hatırlayalım neyi? Önümüzdeki hafta ne konuşacağımızı. Dil nedir? Üslup Devam. nedir? Dil nedir? Üslup nedir? Bu ikisi nasıl işler? Bunu konuşacağız. Biraz Evet. daha dilin, anlatım dilinin ayrıntılarını, seçilen, oradaki tercihleri konuşacağız. Orada tabii bizim tercihlerimizi konuşacağız. Yani burada hep tekrar hatırlatalım. Hiçbirisi, söylediğimiz hiçbir şey bir kural, kanun şey değil. Yani biz tamamen kendi yordamımızı, kendi bakış açımızı paylaşıyoruz. Asgari bazı kurallar tabii ki vardır. İşte anlatıcı seçmek gerektiği gibi.
Onun dışındakiler bir kural dayatması değildir. Evet. Aşağıdan akan teşekkürler var. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınları da ayrıca IGTV'de izleyebileceksiniz ve YouTube'da da koyuyoruz artık. Oradan da izleyebilirsiniz. Yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tamamdır. Peki, o O zaman zaman iyi kapatalım. akşamlar. İyi Haftaya akşamlar. buluşuruz. Dil konuşmak Görüşmek üzere üzere. buluşuruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.